bugün size Nova Global Realty, MGA Digital Realty, My Homes İstanbul ve Eviniz İstanbul'da olarak Türkiye'deki operasyonlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de yabancıya gayrimenkul satışı ile ilgili geldiğimiz yer hem çok takdir edilmesi gereken bir yer hem de esas hedefin bir başlangıcı olarak görüyoruz. Bugün Türkiye'deki 5-6 milyar civarındaki bir satış esasına bakarsan küçümsenmez. Ama ana hedefi görerek çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu açıdan avukat arkadaşlarımızın bu sistemin içinde yer almasını, kesinlikle diğer ülkelerden gelen alıcıların, hukuk bürolarımızın bu konuda bilinçlendirilmesini ve bu konuda çözüm ortaklığı yapılmasıyla ilgili programlarımız bulunmaktadır. Kendileriyle görüşmek, birebir iş yapmaktan çok mutlu olacağız. Aynı zamanda yerli ve yabancı acentalar konusunda da gayet iyi programlarımız var. Hem yerli gayrimenkul acentalarını bu yabancı satış işlerine sokarak daha fazla pay almalarını ve bu konuda eğitimleri bize ait olmak üzere birlikte çalışma ve dijital dönüşümden sağlayarak tamamen bu konuda birlikte hareket etmeyi sağlamayı düşünüyoruz. Çoğuyla da işbirliği yapıyoruz yabancı acentaların. Fakat yabancı acentalarımız şu anda Türkiye'de kesinlikle belli bir zaman Türk acentalarla beraber Türk gayrimenkul uzmanları çalışsa da bir zaman sonra kendileri bu işteki karı görüp üstelik büyük açık arttırma yaparak bu işleri %15, %20 ile satma, hatta sattıkları gayrimenkulün teslim edip edilmemesine bakmadan çalışmamaktadır. Hiçbir denetimi de yapılmamaktadır. Değerleme şirketlerimiz bizim Türkiye'de çok itibarlı, çok saygın. Hepsi yüksek tahsilli, eğitimli ve denetlenebilir. BDDK ve SPK tarafından uzmanlaşmış yeterlilik belgesi olan insanlar. Bugün bu alanda değerleme raporunun şart olması çok büyük bir avantaj oldu. Onlar da bizim gibi acentalarla çözüm ortaklığı bölümünde en rahat çalışacağımız insanlardır. Bu konuda bir de eğitimciler konusu var. Bütün üniversitelerde yaklaşık olarak şu an itibariyle Türkiye'de 80-90 bin civarında yabancı öğrenci var. Bunlar her birisi birer yabancı gayrimenkul alıcı potansiyelindedir. Öğrenci evleri satın alacak potansiyellerdir. Keza bankacılar son derece Türkiye'ye giriyorlar, mevduat yatırıyorlar. Bankacılarla bir güven ilişkisi sağlıyorlar. Bankacılar da bizim için bu konuda çözüm ortaklarımızdır. Hepsini bekleriz, ağırlamak isteriz, sunum yapmak isteriz, anlatmak isteriz. Ayrıca vatandaşlık uzmanlarımız diye bir artık bir alan gelişti. Avukatlar artık ihtisaslaşıyor yavaş yavaş. Ceza avukatı ayrı oluyor, ticaret hukuku ayrı alıyor, iş hukukuna bakanlar ayrı oluyor. Vatandaşlık mevzuna bakan da yavaş yavaş avukatlarımız gelişmeye başladı. Bunların her birisiyle her zaman her konuda işbirliği yapmak, yabancı satışta onlarla çözüm ortaklığı olmak bizi mutlu edecektir. Oturma izni uzmanları çok önemli. Çünkü vatandaşlık ayrı şey, oturma izni bizde ayrı şey. Oturma izni mütekabiliyet yasasıyla çözüyoruz. Orada bir sınır yok. 50 bin dolarlık bir gayrimenkul bilhassa 8 yıl hutesinde bulundurmakla müddetle 8 yıl sonra vatandaş da olabiliyor. Buna tercih eden müşterilerimiz de var. Biz müşterilerimize genelde anahtar çözümler veriyoruz. Yani sattığımız gayrimenkullerde gayrimenkul sigortasını yaptırıyoruz. Mobilyacı şirketlerle gayet iyi ilişkilerimiz var. Nakliyecilerle, mali müşavirlerle, muhasebecilerle, turizm şirketleriyle, VIP servislerle son derece rahat çalışma var. Bir de biz sattığımız gayrimenkullerin gayrimenkul yöneten yani property management denen şirketlerle de insanların çalışmasını sağlıyoruz. Bireysel anlamda gayrimenkul alanlara bu bölgenin ihtisaslı şirketini buluyoruz. Zaten toplu olarak satılan yerlerde son derece oturmuş yönetim şirketi olmayan yerlerin malını da satmayı genellikle tercih etmiyoruz. Alıcıya verdiğimiz en büyük güvence bitmiş ve iskanlı binalarda satıyoruz. Alıcı inşaatı devam eden bir gayrimenkulden satın almış olsa bile hukukçularımızla, değerleme uzmanlarımızla, bankacılarımızla kesinlikle alıcı odaklı bir güvence sistemiyle çalışıyoruz. O yüzden çözüm ortaklarımızın çoğalmasını istiyoruz. Türkiye'nin yaptığı gayrimenkul ihracatının
5 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkmasını arzu ediyoruz. Bu rakamlar hayal değildir. Türkiye'nin potansiyeli buna müsaittir. Eminim güven müessesesi sağlandığı müddetçe de bu oluşacaktır. Şimdiden teşekkür ediyorum.